Elimizdeki soru bir sınavdan alınma ve çevre hesabıyla ilgili çok keyifli bir soru. Şekilde 9 ayrı kareye bölünmüş bir dikdörtgen veriliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı kare. Dikdörtgenin kenarlarını ifade eden tam sayıların ise aralarında asal olduğu biliniyor. Yani dikdörtgenin farklı kenar uzunluklarının her ikisini de bölerek onları sadeleştirebilecek birden başka bir ortak bölenleri yok. Bunun anlamı bu değil mi? Bunu biraz daha açıklamak istiyorum. Örneğin çizdiğim dikdörtgenin kenar uzunlukları 5 birim ile 15 birim olsun. Bunların en büyük ortak bölenleri 1 değil öyle değil mi? İkisi de 5'e bölünüyor. O halde bu bizim koşulumuza uygun değil. Ama mesela kenar uzunluklarını 1 bir birim ve 3 birim alsaydık, iki sayının ortak böleni sadece 1 olurdu ve koşula uyardı. Yani kenarların her ikisini de 5'e bölersek kenar uzunluklarının en sade halini elde etmiş oluyoruz. En büyük ortak bölenlerinin 1 denmesinin nedeni işte bu. Peki, sorumuz şu. Dikdörtgenin çevresini bulunuz. Bakalım çözebilecek miyiz? Ben bu soruyu çözmeye girişmeden önce videoyu durdurup önce tek başınıza çözmeye çalışmanızı öneriyorum. Peki, başlayalım bakalım. Tam ortadaki bu kareden başlamak istiyorum. Soruda bunların hepsinin kare olduğu verilmiş, değil mi? Bu karenin kenar uzunluğuna x birim diyelim. Kenar uzunluğu x olan bir kare. Güzelce yazayım. İlk karemiz kenar uzunluğu x birim olan bir kare. Sıradaki karemiz de bu olsun. Onun kenar uzunluğunu da bilmiyoruz. Bu karenin kenar uzunluğuna da y birim diyelim. Kare olduğu için tüm kenarlar y değil mi? Peki bu kare için ne diyebiliriz? Bu karenin kenar uzunluğu artık x artı y'dir. Çünkü alttaki iki karenin kenarlarının toplamı bu karenin bir kenarına eşittir değil mi? Ee, gelin şöyle yapalım. Hepsi kare olduğu için kenar uzunluklarını karelerin içlerine yazayım. Ee, bu karenin kenar uzunluğu x'ti. Pek tercih edilen bir gösterim yöntemi değil belki ama şeklin daha derli toplu durmasını sağlayacak bu. Ee, karenin kenar uzunluğu da y idi. Şöyle yazarak karenin alanının y olduğunu kastetmiyorum. Aman ha! kenar uzunluğunun y olduğunu kastediyorum, tamam mı? Bu karenin her bir kenarının uzunluğu da x artı y oldu. Tüm kenarlar x artı y. Sıra geldi bu kareye. Bu kenar x artı y ise ve bu kenarda x ise, bu karenin her bir kenarının uzunluğu bu iki kenarın toplamına eşittir. x artı x artı y değil mi? Yani 2x artı y'dir. Her bir karenin sol taraftaki kenarından yararlanarak ilerliyorum aslında. Bu karenin bu kenarının uzunluğu y'dir. Bununki x, bununki x artı y, bununki de 2x artı y. Sıra geldi üstteki bu kareye. Bu kenar 2x artı y ise ve bu kenar da x artı y ise. Bu karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için ikisini toplarız. Yani 3x artı 2y, 2x ile x'i topladım, sonra y ile y'yi topladım ve 3x artı 2y'yi elde ettim. Bu da bu karenin bir kenarının uzunluğudur. Tüm kenarları birbirine eşit zaten. Sıradaki kareye geçelim. Bu kenar 3x artı 2y, bu kenarda 2x artı y ise bu karenin bir kenarının uzunluğu da 5x artı 3y olur. Bu kenarın uzunluğu 5x artı 3y değil mi? Şimdi bu kareye geçelim. Aynı rengi kullanayım. Bu kenar 3x artı 2y, burası x artı y ve burası da y. 3x artı 2y, x artı y ve y'yi toplarsanız 4x artı 4y elde ederiz. Evet, harika gidiyoruz. Sıra geldi bu arkadaşın kenar uzunluğunu x ve y türünden yazmaya. Bu kenar 5x artı 3y, burası 2x artı y ve burası da x. x'leri toplayalım önce. 5x artı 2x 7x'tir. Artı x toplam 8 tane x var değil mi? Şimdi de y'leri toplayalım. 3y artı y, burada y yok. O halde toplam 4y var. Bu karenin kenar uzunluğunu da bulduk. Son olarak da bu karenin kenar uzunluğunu bulacağız. y artı 4x artı 4y olacak. Yani 4x artı 5y'dir. Şimdi de dikdörtgenin kenar uzunluklarını yazalım. Önce düşey kenara bakalım. 5x artı 3y artı 8x artı 4y, 5 artı 8, 13 eder, 13 tane x, 3 artı 4 de 7, yani 7 tane y. Evet, dikdörtgenimizin düşey kenarını x ve y türünden tespit ettik. Aynını diğer yandaki kenar üzerinde de yapalım, böylece belki işimize yarayacak bazı veriler elde edebiliriz, ne dersiniz? Çünkü sol yandaki kenar ile sağ yandaki kenar birbirine eşit değil mi? Bakalım. 4x ile 4x'i toplarsak 8x olur. 4y ile 5y'yi topladığımızda da 9y eder. 8x artı 9y. Evet. Bu iki uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. İşimize yarayacak bir veri elde ettik sanırım. 13x artı 7y, 8x artı 9y'ye eşit. Bu eşitliği düzenlersek, her iki yandan da 8x çıkarırsak 5x kalır. Her iki yandan 7'ye çıkardığımızda da 5x eşittir 2y elde ederiz. Bu da x eşittir 2 bölü 5y'dir değil mi? Kenar uzunluklarının tam sayı olması gerektiğini biliyoruz. Buralara tam sayı değerleri vermemiz gerekir ama gelin başka veriler elde edip edemeyeceğimizi görmek için alttaki ve üstteki kenarları da birbirine eşit diyelim. Bakalım oradan bir şeyler geçecek mi elimize? Elimizde 5x artı 3y artı 3x artı 2y artı 4x artı 4y var. Üstteki kenar 5 artı 3 8 eder. artı 4 12'dir 12 tane x. 3y artı 2y artı 4y, 5 artı 4, 9y eder artı 9y. Üstteki kenarı bulduk. Aşağıdaki kenara bakalım. 8 artı 4, 12x'tir. Aynı renkle yazayım. 4 artı 5 de 9y eder. x ile y türünden yazdığımızda bu iki kenar birbirinin Aynı çıktı. Bu nedenle fazladan herhangi bir bilgi elde edemeyeceğiz. Ki herhalde gerek de yok. 12x artı 9y eşittir 12x artı 9y koşulundan elimize bir şeyler geçmedi. Bu soruda elde ettiğimiz tek veri sol kenarı ile sağ kenarı birbirine eşitleyerek elde ettiğimiz değer oldu ki o da şu x eşittir 2 bölü 5y. Şimdi gelin x ve y için uygun birer tam sayı değeri seçelim ve dikdörtgenin çevresini hesaplamaya çalışalım. Dikdörtgenin farklı kenarlarına ait uzunlukların birden başka ortak böleninin olmamasına dikkat edeceğimizi unutmayalım. y'yi 5 olarak alırsak, bu koşulla göre x'in ne olması gerekir? x'in 2 olması gerekir. 2 bölü 5 çarpı 5, 2 eder. Şimdi bu değerleri kullanarak dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulalım. Dikdörtgenin düşey kenarı 13 çarpı 2, 26 eder, artı 7 çarpı 5, yani 35, 26 artı 35 kaç eder? 61 değil mi? Evet bir yandan onu düşünüyorum. Eşittir 61. Doğru mu yaptım? 55 artı 6. Evet evet 61. Şimdi de yatay kenara bakalım. 12x 24 eder. Artı 9y y 5'ti. Yani 45. 24 artı 45 kaç etti? 69. 61 ile 69'un birden başka ortak böleni yok. Yuhu! Soruyu çözdük. Eee. Hayır, hayır. Daha tam çözemedik. Dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulduk. 61 ve 69 çevresini bulmak için tüm kenarların uzunluklarını toplamamız gerekiyor. Ufak bir ayrıntı. Dikdörtgenin çevresi, şimdi davullar çalmaya başlasın. Çevre eşittir. 61 artı 69 artı 61 artı 69. Bu da neye eşittir? 61 artı 69 130 eder. Burada bir 130 daha var. 130 artı 130 260 eder. Gayet güzel bir soru değil mi? Tam ortadan başladık ve sırayla tüm karelerin kenarlarını bulduk. Üstelik tüm karelerin kenarlarını ortadaki en küçük iki Karenin kenar uzunlukları türünden yazdık ve en sonunda da dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulduk. Harika!